Eşref Efendi Hazretleri 1865 yılında Erzincan'ın Saztepe köyünde dünyaya gelmiş, daha sonradan Karakaya köyüne yerleşmiştir. Hem anadan hem babadan Hazreti Hüseyin soyuna dayandığını torunu Abdurrahim Reyhan Hazretleri birçok sohbetinde dile getirmiştir. Hatta elinde bulunan seyyidlik seceresini mütevazilik yapıp bir duvarın deliğine sokup üstünü de çamurla sıvamıştır. Piri Sami Hazretlerine intisap edip irşat görevi aldıktan sonra üstadının bir posta iki aslan oturmaz emri doğrultusunda ilk dergahını Otlukbeli'nde, daha sonradan da Tercan ilçesi Edebük köyünde kurup irşat faaliyetlerine devam etmiştir. 1912 yılında üstadı Piri Sami Hazretlerinin dünyasını değişmesinden sonra Erzincan merkeze gelip şehrin hemen kıyısında bir alana dergahını kurarak irşat faaliyetlerine başlamıştır. Hatta dergahını kurduğu yerin etrafına sevenleri tarafından yapılan evlerle orası Mecidiye-i Sagir diye bir mahalle haline dönüşmüştü. Rus ve Ermeni işgalinde muhacir olarak Kırşehir'e giden Beşir Efendi Hazretleri Kırşehir'de de irşat faaliyetlerine devam etmiş, yaklaşık 1,5 yıl kadar Kırşehir'de hizmetlerini sürdürmüştü. Erzincan'ın kurtuluşundan sonra tekrar Erzincan'a dönmek isteyen Kırşehir ahalisinin yoğun baskısına, yoğun talebine rağmen ille de Erzincan'a dönmeyi murad eden Beşir Efendi Hazretleri tekrar dönüp Erzincan'da irşat faaliyetlerine devam etmiştir. Ne var ki 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılma kanunuyla başlayan sıkıntılı sürecin baş aktörüdür artık Erzincan'da. Eline ulaşan tekkelerin kapatılmasına yönelik emri alıp dönemin Erzincan müftüsünün yanına gider. Müftüye, siz bu şehrin müftüsüsünüz. Şeriat de, tarikat de zahir emre bağlıdır. Bu elimdeki emre bir fetva verirseniz ben dergahı o zaman kapatabilirim. Aksi takdirde assanız da kesseniz de ben bu dergahı kapatamam diye müftüye çıkışır. Müftü günler sonra verdiği fetvaya istinaden yapacak başka bir şeyi olmadığını anlayan Beşir Efendi Hazretleri içi kan ağlayarak tekkeyi kapatmak zorunda kalır. Kışın şehir merkezinde, yazın sıcak günlerde Karakaya köyünde sade bir hayat sürmeye devam eder. Sohbet etmez, irşat faaliyetinde bulunmaz, sakin, sessiz bir hayat sürmeye başlamıştır artık. Şehirde bir dedikodu dolaşmaya başlar. Ezanın kaldırılacağı ya da bir sürü halin cereyan edeceği dedikoduları dönmeye başlar. Merak edip şehir merkezine gelir. Şehir merkezine geldiğinde ezanın Türkçe'ye döndüğünü öğrenir ve buna çok aşırı üzülür. Yıllardır sessiz sedasız olan Beşir Efendi Hazretleri ihvanı toplayıp karşısına geçer ve der ki, şimdi ben bir dua edeceğim. Edeceğim duaya sizler de amin diyeceksiniz diye sıkı sıkıya tembihler ve ellerini kaldırıp dua etmeye başlar. Ya Rabbi, dergahlarımızı, tekkelerimizi kapattılar, sabrettik, ses etmedik. Sarığımızı, cübbemizi çıkardılar, sabrettik, ses etmedik. Lakin bu ezanın bu hale dönüşmesini bu beden kaldırmıyor, Allah'ım al emanetini diye dua eder. Duaya amin der ihvan demesine ama müthiş de bir figan kopar. Çünkü naz makamındaki kulun niyazını geri mi çevirir Mevla? Ve birkaç gün sonra hastalanıp yatağa düşer. Son günlerinde, son demlerinde bir doktor getirilir tedavisi için. Doktor gelip yorganı açtığında göğe doğru uzanan bir nur halkasını görür. Maşallah, maşallah, kapatın der, kapatın. Bu bizlik değildir deyip evi terk eder. Zaten ondan hemen sonra da yıl 1932'de Beşir Efendi Hazretleri dünyasını değişmiştir. O da artık rahmeti rahmana kavuşmuştur. Beşir Efendi Hazretlerinin Türbe-i Saadetleri Terzi Baba Hazretlerinde, Terzi Baba Hazretlerine yakın bir alanda sevenlerinin, gönül bağlılarının yaptırdığı mütevazi türbesinde gene sevenlerini, gene gönül bağlılarını bağrına basmaya devam ediyor.